Topu kaybetti. Ara pası Panku. Panku ve gol. Tek vuruş ve Panku'dan gol geliyor. İki takımın ligde sürdürdüğü rekabete diyecek yok. Ancak kupadaki maçlarında farklı bir lezzet olduğu ortada. Listemizdeki peş peşe 3. kupa mücadelesi bunun kanıtı. 1995'te iki takım tıpkı 10 yıl önce olduğu gibi kupanın finalinde karşı karşıya geldiler. İlk ayak İstanbul'daydı ve Ali Samiyen stadındaki maçta konuk ekip Hami ve Şota ile iki farklı üstünü yakalıyor. Sedat Balkanlı ile farkı bire indiren Galatasaray, Saffet Sancaklı'nın kırmızı kart görmesiyle eksik kalsa da Tugay'ın penaltıdan attığı golle skoru dengelemeyi başarıyordu. Ancak son sözü söylemek, kariyeri boyunca Galatasaray ağlarını 17 kez havalandıran Hami Mandralı'ya düşüyordu. Eğer hücum bölgesine ani adamlar çıkarabilse 3. golü de bulabilir Trabzonspor. Şota. Ceza sahasında Şota ortaya. Kale boş ve topağlarda gol. Hami topağlara gönderiyor ve durumu 3-2 yapan gol atıyor. Şota bir klas hareketle sıfıra indi. Ortaya çıkardı. Hami vurdu ve durumu 3-2 yaptı. Bir hafta sonra Trabzon'da oynanan rövanşta 16. dakikada Orhan Kaynağ'ın attığı gole hızlı başlıyor. Ancak sonrasında başka gol gelmeyince iki maçı da kazanan Trabzonspor kupaya uzanıyordu. Alıyor kupayı. Bunca emek, bunca ter, bunca çalışma Trabzonspor'un ellerinde 33. Türkiye Kupası. Tebrikler Trabzonspor. Sana kupa galiplerinde başarılar Trabzonspor.